Posoflu ne bekliyor? Posoflu'nun beklentileri, şu andaki en büyük beklenti Posof Ilgar Dağı Tüneli. Ilgar Dağı Tüneli 2017 yılının Mart ayında temeli atılmasına rağmen 2019-29 Ekim'de açılması planlanıyor idi. Aradan 3-4 yıl geçmesine rağmen yapılan tünel 350-400 metre civarı. Posoflu çok büyük hayal kırıklığına uğradı burada. Beklentisine ulaşamadı. Doğal gaz beklentimiz var. 2014 yılı mahalli idareler seçiminde dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız Posoflu'ya bir söz verdi. Belediyeyi AK Parti'ye teslim edin. Doğal gazımız gelecek diye. O 2014, bu da 2022. Halen daha Posoflu beklemekte. Doğalgazda herhangi bir çalışma yok. Şu andaki çalışma sadece altyapı çalışması, kanalizasyon su ve atık su diyelim. Doğalgaz çalışması herhangi bir çalışma yok gözüküyor. Posoflu'nun çok büyük beklentisi var doğalgazda. Kömürün tonu 7000 lira. Burası kış memleketi. En küçük ev dahi 2 ton kömür yakmakta. İnsanlar geçinmekte zorlanıyor. İki tane doğalgaz hattı geçmesine rağmen Posof'a doğalgaz verilmiyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. İlçemizde sınır kapımız var. Sınır ticareti yapan arkadaşımız yok, esnafımız yok. Bunların sebepleri ve nedenleri var. Sınır kapımız var fakat alt birimlerimiz yok. TSE'miz yok, İSO'muz yok, İhracatçılar Birliği'miz yok. Bir sürü birimler eksik, veteriner yok, lojistik merkezimiz yok, serbest bölgemiz yok. Bunlar da olmayınca insanlar sınır ticareti yapamıyor. Dolayısıyla şimdi kapıda da bir inşaat çalışması devam ediyor. İnşaat çalışmasından dolayı 2 ayda gümrük kapımız tamamen kapandı. Yeni açılmasına rağmen inşaattan dolayı giriş çıkışlar da kısıtlı. Sıra mevcut, şoförler sırada perişan durumda. Hem Türkiye tarafından dolu ihracat tırları, hem Gürcü tarafından boş araç tırlarında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla Posoflu ve Ardahanlı gümrük kapısını da kullanamıyor. Bu da ayrı bir sorun. Posof'un başlıca gelir kaynağı hayvancılık ve arıcılık. Hayvancılık yapan arkadaşlarımızın hiçbir tanesi memnun değil. Hayvancılık yapanlar yavaş yavaş hayvan sayısını azaltıyor, ekonomik sebeplerden dolayı satmak zorunda kalıyor. Sattığının yerine yeniden üretimi de yok. Girdiler pahalı, mazot pahalı, insanlar ot, saman bulamıyor. Hayvancılık yapmaktan da yavaş yavaş elini ayağını çekiyor. Daha sonra birkaç yıl içinde zannediyorum Posof'taki hayvan sayısı %50 azalacak gibi gözüküyor. Arıcılıkta da aynı sorunlar var. Arıcılıkta da ekonomik kriz herkesi etkilediği gibi arıcılık yapan arkadaşlarımızı da etkiledi. Şekerin kilosu 30 bin lira. Arı kışın şeker yemek zorunda. Arıcı zorlanıyor. Çözüm bulamıyor. Dolayısıyla Posof'tan aşırı bir göç var. Yıllardır bu göç devam ediyordu. Göçü kesemediğimiz için bu sorunlardan dolayı da yine göç vermeye devam edeceğiz. Nüfus olarak azalıyoruz. Posof kendine yetemiyor nüfus olarak. Sıkıntımız var. Hükümetin, iktidarın, mali idarelerin bu konulara el atması gerekiyor. Uzun zamandır, iki dönemdir belediyemiz AK Parti'de, üç dönemdir, dört dönemdir milletvekilimiz AK Partili. Böyle olmasına rağmen Posof hak ettiği değeri bulamıyor, hak ettiği yatırımı alamıyor. Yapılan yatırımların birçoğu yanlış bana göre. Yaptım oldu zihniyetinden yapılan birçok yatırım var. Daha sonraki röportajlarımızda bunları da sırasıyla dile getireceğiz. Paramız sürekli değer kaybediyor. Gürcistan 25-30 yıllık bir devlet olmasına rağmen şu anda bir Gürcü larisi bizim 6 liramız. 6 TL. 2 yıl önce, 3 yıl önce, pandemiden önce Posof hemşerilerimiz akaryakıt almak için Gürcistan'a giderdiler. Sebze meyve almak için Gürcistan'a giderdiler. Çünkü fiyatları çok cazipti ve bizim yarı fiyatımıza denk gelirdi. Şimdi para 6 liraya çıktığı için birileri
Artık hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sadece şimdi yürücüler gelip buradan mal alıp götürmesi lazım. Başka da bir çözüm gözükmüyor. Yani paramızın değeri yok.